Dördüncü konuşmayı Merkez Parti adına Genel Başkan Profesör Doktor Abdurrahim Karslı yapacak. 7 7 2014 tarihinde ülkemizde refah, barış ve muhabbet iklimini tesis etmek amacı ile kurmuş olduğumuz Merkez Parti seçime iştirak etmiş ve çalışmalarına devam etmektedir. Gayretli, azimli, fedakar, milliyetperver arkadaşlarımızla bizlere emanet edilen cumhuriyetimize bayrağımıza, vatan toprağımıza, milli ve manevi değerlerimize sahip çıkma yolunda her geçen gün yaşadıklarımız inancımızı, aşkımızı ve şevkimizi artırmaktadır. Önce insan ve biz bir aileyiz ilkemiz doğrultusunda ben ve öteki yerine yeniden biz kavramını inşa ederek sosyal barışı, huzur ve güven ortamını geliştirip güçlendirme hedefimize partimizi kurduğumuz rahmet ve mağfiret ve bereket ayı olan 3 aylar ve devamındaki bayram günleri daha da derin mana katmış kutlu davamızı ilan ettiğimiz bu süreç kısa zamanda güzel şeylere şahit olmamızı kolaylaştırmıştır. Bunun için de Allah'a sonsuz şükrediyoruz. Bu kararlı yolculuğumuzda evrensel hukuk değerleri, kusursuz işleyen demokrasi, önümüzde var olan moral değerlerimiz ile insan hak ve hürriyetleri ve inanç köklerimiz bizim rehberimiz olacaktır. Hedefimiz gelecek nesillerimizin mutluluğu için gerekli olan adımları bugünden atarak itibarı ve istikrarı ile ilelebet payder olacak ülkemizi aydınlık yarınlara taşımaktır. Türkiye'de siyasi ve sosyal hayatımızdaki olaylara siz değerli milletimizin daha geniş ve değişik nazarla tekrar bakmanızı rica ediyoruz. Öncelikle söylemek gerek ki Türkiye'de birçok kurum gibi adli kurum ve kuruluşlar kanuna ve usulüne uygun çalışmamaktadır. Sizlerin de şahit olduğunuz üzere kamuoyuna mal olmuş bütün davalarda daha yargılama aşamasına gelinmeden önce yani hazırlık işlemlerinden olan emniyette, gözaltı aşamasında, savcılık ve sorgulama aşamalarında akla hayale gelmedik usulsüzlükler yaşanmaktadır. Kısacası adliyede ve emniyette yapılan hukuksuzlukları bir an önce terk etmemiz ve ihtiyaç olmayan gözaltıları hayatımızdan çıkarmamız elzemdir. Bu sıraladığımız hukuki gerçekler aslında adalet duygusunun aklın ve insafın ve mantığın gerektirdiği bir durumdur. Fakat ne yazık ki Memleketimizde hukuk bugüne kadar hep intikam alma vasıtası olarak kullanılmıştır. Hukuktan ve yargılama faaliyetlerinden zarar görmeyen, darbe yemeyen, mağdur olmayan vatandaşımız ise neredeyse kalmamıştır. Haksızlık, adaletsizlik ve vicdansızlık uygulamamıza hakim olmuştur. Aziz milletimiz sadece adalet değil, memleketin birliği ve bütünlüğü, temel değerlerimiz, çocuklarımızın geleceği de tehlikededir. Adalet mülkün yani vatanın temeli olduğu için en büyük hasarı yargı müessesi görmüştür. Ama bu bozulma bütün alanlara sirayet etmektedir yürütülmekte olan bilinçli, programlı ve hedefleri belli olan bir operasyondur. Bu gerçeklerin ışığında Merkez Parti olarak herkesi vazifeye çağırıyoruz. Bunu lütfen bir sefer görev emri gibi kabul ediniz. Ben olmasam da olur demeyiniz. Ancak siz de olursanız olur tarihimizde defalarca kanıtladığımız gibi biz olunca her şey olur. Buna inanınız. Sizleri el birliğiyle çalışmaya davet ediyoruz. İktidarın aylar önce başlattığını ilan ettiği ancak kimin kimden kurtaracağını açıklamadığı kurtuluş savaşına karşı Sizleri el birliğiyle mücadeleye davet ediyoruz. Önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki çoğunluğuna dayanarak yasama ve yargıyı bir baskı aracı olarak kullanmaya, uygulamalarıyla memleketimizi başka devletlere rezil eden siyasi iktidarın bu uygulamalarına dur demeye. Güneydoğu'da fiilen PKK'ya teslim edilen memleketimizi milletimizi namus ve şerefimizi ve haysiyetimizi bu illetten kurtarıp her şeyiyle yeniden devlete, hukuka, hakka ve ehli namusa teslim etmek için memleketimizde milyonları aşan Suriyeli kardeşlerimizin durumlarına kısa orta, uzun vadede çözüm bulmak için. İslam'ın müseccel bir evladı, Mısır ve diğer İslam ülkeleriyle bozulan ilişkileri yeniden ve uluslararası hukuk ve kardeşlik duyguları içinde yeniden kurmak için. Hukukumuzun gelişmesi, emsal kriterler olarak mevzuat ve uluslararası anlaşmalar gereği nazara almamız gereken Avrupa Birliği kriterlerini yeniden gündemimize ve uygulamamıza kazandırmak için ABD, Avrupa Birliği ve diğer bütün devletlerle bozulan ilişkileri hak ve adalet ölçüleri içinde yeniden kurmak için parçalanmaya çalışılan milletimizin bütünlüğünü yeniden tesis etmek için adaletli, şanlı ve hikmetli tarihimize uygun başarıları tek yürek olarak yeniden yaşamak için soygun, talan ve yalan düzenini ortadan kaldırmak için namaz boynumun borcu, hırsızlık ise evin harcı yaklaşımı ile hayatımıza sunulmuş yanlış ve sabık din anlayışını ortadan kaldırmak için milliyetçilik ve tarihe mal olmuş şahsiyetlerin hepimize ait ortak değerlerin siyasete alet edilmesine son vermek için kısacası bölerek değil bütünleyerek bozarak değil yaparak Müsfet hareket ve düşünce ile yurtta ve dünyada hukuka, ahlaka, sağduyuya dayalı bir barış düzeni kurmak için. Bundan sonra kamudan hizmet talep eden kimsenin azarlanmaması ve kovulmaması için. Namus, vatan, adalet ve din için birlik ve beraberliğimizi tesis etmek, işsize iş, aşsıza aş bulmak için bozulan gelir dağılımını yeniden kurmak için tamamen ortadan kaldırılan dış politikamızı uluslararası hukuka göre yeniden düzenlemek için kamu kurum ve kuruluşlarını düzenli çalıştırmak için herkesin istediği gibi yaşama alanlarının oluşturulması için kısaca ezanın susmaması bayrağın inmemesi ve vatanın bölünmemesi için tüm insanlarla birlikte bir hayat tanzimi için merkez parti olarak sizlerden vekalet istiyoruz ve Allah'a emanet olunuz diyoruz